sıcak bir Mart ayını geride bıraktık dedik ama Mayıs ayı yağmurla başladı. Özellikle Ankara'dan şiddetli yağış görüntüleri gelmişti. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bu saat diliminin yayın konu efendim. Dilek, Türkiye'de bazı bölgelerde yağmurlu başladı Mayıs ayı. Ne kadar sürecek ve hangi bölgelerde etkili olmaya devam edecek yağmur? Burcu, evet, haberde de duyduğumuz üzere Mart ayı çok sıcak geçti. 3 defa çöl sıcağı etkili oldu. Bu çok yüksek bir orandı. Ama neyse ki Mayıs ayına bereketli başladık. Yağmurlarla başladık ki Mayıs ayı da eğer kurak geçseydi o zaman tarım için büyük bir olumsuzluktu bu durum. Evet, bazı noktalarda şiddetli yağıyor ama yağışın olması tarım için çok büyük avantaj diyebilirim. Şöyle ki normal şartlarda bu zamanlarda 42. yağmurları olur. Akşamüstü yağan, Anadolu'da yağan sağanak geçişleridir. Ama şu anki yağışlar 42. yağmurlarından çok daha kuvvetli oluşum mekanizmasından dolayı. Çünkü hem Anadolu daha sıcak hem de gelen bu sistemler Akdeniz üzerinden, Antalya üzerinden sıcak havayla geldiği için bu kadar şiddetli yağışlara neden oluyor. Daha fazla dolu, daha fazla gök gürültüsüne neden oluyor. Ayın 6'sına kadar devam edecek. Bölge bölge devam edecek. Mesela bugün en fazla doğu bölgelerde şiddetli. Şöyle düşünün, Trabzon ve Ordu'nun iç kesimlerinden itibaren Erzurum, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Hakkari'ye kadar bugün gök gürültülü kuvvetli sağanaklar etkili oluyor. Vatandaşlarımızı da uyaralım. Akşam saatlerine kadar bu durum böyle devam edecek. İstanbul'da hava kapalı ama iki gündür fazla bir yağış yoktu. Ancak yarın İstanbul'da yağmur var ve daha sık bu yağışı göreceğiz. Evet, İstanbul, Marmara. Yarın ve cumartesi günü sağanak yağmurlu, orta kuvvetin üzerinde bir yağış olacak. Mesela İstanbul'da yarın akşam saatlerinde yağış daha kuvvetli gündüz saatlerine oranla, havada serin. Cumartesi günü nerelerde kuvvetli yağış var? Daha çok ülkemizin orta kesimlerinde. İç Ege'de, Afyon, Denizli, Isparta, Antalya, Konya taraflarında daha çok şiddetli. Ankara'ya geldiğimizde ise Ankara'da serin olduğu gün kısa sürede 80 kilogram yağmur düştü. Özellikle Yeni Mahalle'ye. Ankara'da yarın cumartesi ve pazar günü de yağış var. Evet, sağanaklar şeklinde yine etkili olacak. Bu yağışın nereye, hangi ilçeye düştüğü çok önemli Burcu Ankara'da. Haymana'ya aynı kuvvette yağış düştüğü zaman hiçbir problem olmazken Çankaya'ya ve tam şehrin merkezine düştüğü zaman maalesef ki su baskınlarına neden oluyor. Evet, Ankara'da dediğim gibi 3 gün daha sağanak yağış var. Bugün fazla bir yağış yoktu. Bu yağışlar yine sağanak şeklinde olacak ama geçtiğimiz güne oranla 80 kilogramdan daha az yağabilir ama Ankaralılar yine dikkatli olmalılar.